Öncelikle hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar TDM modda nasıl böyle hisse atılır video içerisinde bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce kanalımızda 2 adet 305 UC'lik çekiliş var. Çekilişe katılmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açtıktan sonra videoya like atıp yorumlar kısmına ID'nizi bırakabilirsiniz arkadaşlar. Bu nasıl yapıldığını birazdan video içerisinde anlatacağım. Hadi videoya geçelim. Herkese yeni videodan merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerin karşısında PUBG Mobile'de takım ölüm maçlarında yani TDM maçlarda nasıl sürekli HS atarsanız sürekli HS atma taktiklerini göstereceğim. Ve sürekli HS atan mesela yayıncı, TikTokçu, öyle kardeşlerimiz, abilerimiz nasıl atıyor sürekli HS'yi onlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Ve şunu söyleyeyim size şöyle bir oran yok. Yani 10 attığım merminin 9'u kafa gidiyor diye bir oran yok. Ama 10 attığım, 10 tane aldığım kilin 5'inde HS'lik kil aldığım doğrudur. Öyle oranlar olabilir. Bu mesela ben TDM birim veya ben şöyleyim böyleyim diye söyleyen abilerimiz, yayınca abilerimiz var. Onların videolarında sürekli HS vurmasının ben ana temel sebebini söyleyeyim arkadaşlar size. Adamlar 10 tane maç oynuyor ve o maçlardan bir tanesi en iyi oynadıkları maçı alıyorlar. Bu sürekli HS attığını onu videolara yüklüyor. Mesela nasıl söyleyeyim size yayıncıların yayınına girdiyseniz adamlar solo squat giriyor yayında 10 kere ölüyor ama YouTube'da bir bakıyorsunuz videosuna 30 kilo, 35 kilo veya benim de aynı şekilde kanalıma bakarsanız 25 kilo, 30 kilo videolarım var. Bunlar nasıl oluyor arkadaşlar? 10 tane maça giriyoruz. Bir tane en iyi olanını seçiyoruz onların içinden veya en çok kil aldığımız veya birinci olduğumuzu seçiyoruz onu onu yüklüyoruz. Siz de o videoyu gördüğünüz için çok iyi oynadığımızı yani veya o videonun çok güzel olduğu için bu adam süper diyorsunuz. Ve sürekli bu adam böyle oynuyor diyorsunuz. Sürekli öyle oynama şansımız yok. Bazen karşısına daha iyi bir oyuncu gelir. Bazen gününde olmayabilirsin. Öyle oynayamayabilirsin. Öyle öyle birçok sebep olabilir arkadaşlar. Şimdi o arkadaşlarımızı anlattım. Sizler nasıl sürekli HS vurabilirsiniz? HS oranınızı nasıl yarı yarıya artırabilirsiniz? Size onu söyleyeyim daha doğrusu. Sürekli HS vurmanız için arkadaşlar, birincisi bakın bu takım ölüm maçında telefonunuzun FPS'i ve ikincisi pinginiz çok önemli. Telefon FPS ve pingi ne için önemli diyeceksiniz. Şuradan gelelim arkadaşlar. Bir saniye ayarlara geleyim ben şuradan hemen. Giriyorum. Grafik ve sese geliyorum arkadaşlar. Benim telefonum akıcıda 60 FPS veriyor. Mesela dengeli de 60 FPS. HD'de ne diyor? Şu an lobiye döndekini göstereyim. HD'de 60 FPS. HD 60 FPS veriyor. Mesela Ultra HD 60 FPS veriyor. Veya o, arka, o abilerimizinkini söyleyelim şöyle adamın telefonu veya tableti oynadığı tableti telefonu akıcıda 120 fps desteği veriyor arkadaşlar. O da ne oluyor? Sizi sizden daha önce görmesini. O da arasında ortalama 0.3-0.4 milisaniye 1 saniyenin yarısının kadar falan bir süre kazandırıyor ona. Onda da eğimini yukarı doğrultma ve eğimini kafanıza doğru çekme oransızlığı yapabiliyor. Bu onların birinci handikapı. Telefonunuzda FPS'iniz ne kadar yüksekse siz de o kadar yani daha güzel hs vurursunuz. İkincisi ping olayına geldim arkadaşlar. Ping olayında da yine o bir 0-1-0-2 milisaniye kazandırıyor. Ortalamaya bakarsanız yarım saniyeden fazla kazanmaya başlıyor bu arkadaşlarımız. Mesela benim pingim ortalama 20 ms'in üstüne hiç çıkmaz. 5-8-10 ms'te falan gezerim evdeki wifi bağlanca. Mobilyaya geçince 70 lere falan çıkartmışlara. O da yine telefondan da kaynaklı yanıyor. Telefonunuz çok iyi olursa yani pinginiz 50'lerde 40'larda geziyor telefon internetiyle bile. Benimki de o civarda işte 50-60'larda geziyor en önemli o sebeplerinden bir haçı bunlar arkadaşlar. Şimdi üçüncü sebebe bunlar artık oyun içinde değiştirebileceğimiz şeylere gelecek. Kullandığımız silah. Kullandığımız silahlara bakarsanız o HS vuran arkadaşlarımın çoğu videosuna bakın arkadaşlar. M416 ve P90'dır. Bakın size üçüncü en güzel HS atabileceğiniz silah söyleyeyim mi? Zaten klipte de vardır bir klip girecekti zaten videonun arasına. P18C silahıdır. Bununla da çok güzel kafa atarsınız. Kafaya yani vuruş atarsınız arkadaşlar. M416 silahına gelince takmanız gerekenleri söylüyorum arkadaşlar. Buradan alev gizleyiciyi takın. Kompansatör ben de şu an hesabım yeni olduğu için kompansatör açık değil. Zaten eski hesabım olaylar oldu. Onu da zaten uzun videosu size gelecek arkadaşlar. Kompansatör takmayın. Alev gizleyici takın ne olursa olsun. Çünkü alev gizleyiciyle vurduğunuzda bu silahın sekme olasılığı daha yükseliyor. Kafanın sağına, soluna, yanlarına bu ayarlara girelim bir şey daha göstereceğim. PUBG Mobile'de nişan yardımı olduğu için kafanın yakınlarına attığınız mermi de kafaya gelecek. Kompansatör takılı olduğunda kafaya attığınızda birazcık düştüğünde body sayacak. Ama alev gizleyici de komp attığınızda biraz sağ sola titreme daha fazla olacağı için onda da sağ sola titreme mermi de kafaya sayacak. İkincisi lazer ya veya ne kullanıyorsanız solo seviyorsanız solo lazer seviyorsanız lazer iki seviyorsanız iki solo seviyorsanız solo 3-4-6 onları kullanmayın zaten TDM'de Dipçik %100. Takın M416 oynuyorsanız uzatılmış hızlı şarjör takın. yine seviyesinin yetmediğinden silah ondan takıl değil. Ve taktik olarak da arkadaşlar bakarsanız tutamak olarak da bu silah lazerini var ya arkadaşlar. Silah lazerini takın. Çünkü silah lazerini dürbünsüz bu tık 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 diye arka arkaya 3 ES 2 ES olan güzel vuruşlar var ya arkadaşlar. Onları da silah lazerinin etkisi çok büyük. Kullandığınız silah böyle kullanın. Zaten P90'da biliyorsunuz o kendinden zaten öyle bir silah. Diye. Çoğunlukla VS'lerin M416 atıldığından ondan öyle daha güzel oluyor M416 vuruşları. Ve sizlere bir tane daha açıklama yapacağım arkadaşlar VS demişken. Şunu unutmayın. O en iyi oynuyor dediğimiz abilerimiz de olsa veya ben kim olursa olsun takımla ölüm maçında tamamen kendi içinde o kadar iyi oynayamaz. 4 VS 4 de o kadar iyi oynayamaz. 1 VS 1 de bu 3. şahıs duvardan bekle çık çıkıp vurma var ya o beklemekli saniyeleri birebir oldukları için sürekli pozisyon değiştirmek zorunda kalmadığından daha kolay hisse vurabiliyor arkadaşlar. Bunu da bir köşeye not edin söylerim size. Yine size kafa vurmayı sağlayacak güzel bir ayar daha göstereceğim arkadaşlar. Buradan hassasiyete geliyoruz. Şimdi ya hassasiyet ayarımızın bayağı yüksek olması lazım ya da jiroskopu açık jiroskop hassasiyet ayarlarımızın yüksek olması lazım arkadaşlar. Jiroskop hassasiyet ayarlarımı düşürdüm denedim. Hassasiyette jiroskopu kapattım denedim. HS vurma oranım düşüyor. Vurursam 2 HS atıyorum. Bayıyorum. Ama 10 vuruştan birinde HS atabiliyorum. Jiroskopu açtığımda her birine 2 HS vuramıyorum. Ama 10 vuruşumdan 5'inde HS vuruyorum. Bu da ne oluyor? Jiroskop yani telefonu bu. Yine az önce dediğim bu nişan yardımı var ya arkadaşlar. Şuradan kontrollere gelelim. Geniş kontrollere. Bu nişan yardımı dediğim şeyle uyuşmuş oluyor arkadaşlar. Yani kafanın sağına soluna üstüne bir santim soluna bir santim sağına, sağına oyun ayarıyla söyleyeyim. Attığınız mermileri ortalama olarak kafaya getiriyor arkadaşlar. O da nişan yardımını kapatın bakın. En iyi oynuyor dediğimiz kişilerde kapatsın. Nişan yardımını hs oranı ne kadar düşüyor görürsünüz. Ve oyunculukta da kötülüyor tabii ki. Bu, bu mobil oyunu olduğu için nişan yardım olmasa oynamamız gerçekten bayağı bir zorlaşır arkadaşlar. Bunu söyleyeyim size. Zaten bakın ateş ederken böyle Jüroskopla oynuyorsanız bazen fark etmişsiniz. Jüroskopu siz daha biraz daha böyle sarsıntılı çevirirken oyun sizi daha yumuşak çevirir. Adamın üstüne doğru çevirir arkadaşlar. Bu da oyunun bizlere sağlamış olduğu bir kolaylık öyle söyleyeyim. Şimdi hassasiyetlerdeydik arkadaşlar. Hassasiyetle jüroskopunuzu açık oynayın. Jüroskoplu oynuyorsanız sürekli TDM oynuyorsanız jüroskopunuzu açmanızı tavsiye ederim. Çünkü çok yakın sürekli hareket ediyorsunuz ve hassasiyet ayarlarınızın yüksek olması lazım arkadaşlar. Sürekli ES vurmak istiyorsanız. Arkadaşlar yine videonun da o bu vuruşların girdiği yerde söylediğim gibi arkadaşlar şunu da buradan tekrardan söyleyeyim. Diğer videomuzu izlediyen arkadaşlarımız varsa bu oyunun bana verdiği hediye ucayı. orada iki arkadaşımıza 325'er ucayı çekiliş yapacaktık arkadaşlar biliyorsunuz. Çekilişimiz hala devam ediyor. Çekilişimize de katılmak isteyen arkadaşlar kanalımıza abone olup bildirimleri açıp videoya like attıktan sonra yorumlar kısmına adresini bırakırsa çok sevinirim. Bu videoda bu kadar olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.